Değerli izleyiciler, tekrardan beraberiz. AGV Teknik Otomatik Dümenleme Sistemleri'nin sponsorluğuyla stand ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Zümrüt firması, firma yetkilimiz Zahit Şahin bizlerle birlikte. Zahit Bey, hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Vallahi fuar gayet hızlı ve güzel geçiyor. Güzel bir fuar geçiyor. Zahit Bey, hem sizleri tanıyalım, hem Zümrüt makineyi tanıyalım, hem ürün gruplarıyla birlikte üreticimize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz sizlerden dinleyelim. Evet. Zümrüt Makine Tek firması, Adapazarı orijinli. Adapazarı'na imalathanemiz var. Arge'ye dayalı makine imali yapıyoruz. Tüm ürünlerimiz kendi Arge'mizden oluşmuş makinalarımız. İşte hem toprak işleme, hem milzer dediğimiz S3000, sulama dediğimiz Odanata makinamız, sulama, otomatik sulama, kendi yürür sulama makinamız var. Ondan sonra biraz bir ürünleri gübre detaylandırma şansımız var mıdır sulama konusunda? Diğer sulama sistemlerinden farkı nedir? Tabii ki bilinen diğer sistemlerden oldukça farklı bir yanı var. Çok düşük basınçla çalışabiliyor. 200 kilogram ağırlığında çok hafif bir makina. Yani bir kişi rahatlıkla bunu kurup istediği gibi çalıştırabiliyor. Devasa traktöre bilmem neye ihtiyaç kalmadan bir ATV ya da triporterla rahatlıkla bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi düşük basınçla çalışabiliyor. İş bitiminde de kendisi otomatik durabiliyor. O özellikleri bizler hakikaten kurulumunu yapıyoruz, işi ona bırakıyoruz. Sadece sonlandığında gidip tekrardan bir müdahale etmemiz gerekiyor. Bu mudur? Ona da gerek yok. Kendisi gerek yok. Kendi kendini sonlandırıyor. Hem suyu kapatıyor, hem de sistemi kapatıyor. Daha ne isteriz ki yani böyle bir makineden sulama konusunda? Bütün isteklerimizi karşılıyor makinamız. Kesinlikle. Peki kesinlikle. Diğer ürün gruplarına, ürün çeşitlerimize geldiğimizde fark yaratan bir ürünümüz var mıdır? G3000 diye bir gübre atma makinamız var. Her türlü gübreyi atıyor ama bizim özellikle tasarımımız organik gübre. Malum Türkiye'de topraklarımızın hepsi organik madde bakımından neredeyse sıfıra düşmüş. %1'in altında. Evet, burada zaten Konya Ovası'nda üreticiler nadas yapmak zorunda kalıyor. Bunun en büyük sebebi anızı gömüyorlar organik için. Ama organik madde bolca bulunuyor. Leonardit gibi, işte solucan gübresi dediğimiz, tavuk gübresi dediğimiz ürünler var. Bunlar ama uygulanamıyor maalesef. Ama bizim makinamız bunu uyguluyor. Uygulama şu zorluğundan an, dolayı biraz uygulanamıyor ama. Evet. Uygulanamadığı için bunu faaliyete geçiremedik. Biz kendi üretim alanlarımızda bunu kullanıyoruz. Şimdi G3000 patentli bir ürün. Tamamıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir makina. O yönde çok gurur duyuyoruz. Çok değerli bir makina. Yani tüm üreticilerin gerçekten faydalanacağı, herkesin ister buğday, ister nohut, ister sebze, ne ekerlerse eksinler. Böyle bir makine olduğunda kükürt radarlar, her türlü organik maddeyi isteği ve ihtiyacı karşılar nitelikte ürünler. Şimdi Arge'sini sizler tasarladığınız için artık geleceği de görmek sizin elinizde. Bu noktada biraz makine ekipmanlarının, mekanizasyonunun geleceğini sormak istiyorum sizlere. Çünkü her geçen gün çağı yenilendikçe, teknoloji daha çok geliştikçe makinalarımız da aynı şekilde teknolojiyle birlikte gelişiyorlar. Şöyle bir ileriye dönüp baktığımızda bizleri neler bekliyor? Bu teknolojik aletler daha çok gelişirler mi? Kesinlikle gelişmek zorunda. Ben hani bunu firmamız olarak biz bunu öngördüğümüz için biz tarıma teknolojiyi koymak zorundayız. Sadece yani otomotive ya sadece kamyona ya da otomobile koyamayız. Olmaz. Yani bizim esas tükettiğimiz gıda ürününü ekonomik eğer yiyebilmek istiyorsak, yiyeceğiz diyorsak kesinlikle tarıma teknolojiyi koymak zorundayız. Teknolojinin dışında maliyeti indirme şansımız yok. Teknolojinin dışında kaliteyi artırma şansımız yok. Teknoloji olmadan verim artmaz, kalite artmaz, ürün artmaz. Ve mutlaka tarımın geleceğinde teknoloji bana göre ileride göreceksiniz. Nasıl şu an çok yaygın, popüler işte elektrikli otomobiller falan konuşuluyorsa ileride ben tarımda robotlardan bahsediyorum. Onlar olacak.
Evet, şöyle bir geçmişe baktığımızda aslında bunu görebiliyoruz. Çünkü evet, geçmişte bize inanılmaz gelecek şeyler şu an günümüzde çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani 7'den 70'e artık teknolojiyle gerçekten iç içe olmamız gerekiyor ve teknolojiyi tarımla adapte etmemiz gerekiyor. Kesinlikle, en bu. Kesinlikle. Bu noktada da zümrüt makine gerçekten inovasyon anlamında, yenilikçilik anlamında sektöre önem veren, değer katan bir firma. Çok da güzel bir fuardayız Zahit Bey. Konya Tarım Fuarı hem Türkiye'miz, ülkemiz için hem de dünya açısından gerçekten önemli bir fuar. Gelen ziyaretçilerin bilgiler aldığı, yenilikçi, mekanizasyon anlamında, gerek makine anlamında bu yeniliklerle birlikte haberdar olduğu ve gelen firmaların da üreticilerin ihtiyaçlarını görme noktasında elini rahatlatan bir fuar. Kesinlikle. Bu noktada zümrüt makine olarak sizler için fuar nasıl geçiyor? Çok güzel, çok büyük ilgi var. Yani buranın halkından çok ziyaretçi geldi. Direkt üreticilerle yüz yüze olmak çok keyifli. Soruları ve yani ilave istekleri onu sürekli not ediyoruz. Sürekli hemen çocukları, arkadaşlar toplanıyoruz. Bak böyle sorular var. Bunları biz bir sonraki aşamada geliştirmemiz lazım. Bu çok önemli bizim için. Çok sayıda üretici geldi. Bunun yanında yurt dışından misafirlerimiz oldu. Sudan Büyükelçimiz de bize burada katıldı, bizim standımızı ziyaret etti. Çok detaylı görüşmelerimiz oldu. Lübnan'dan, pek çok ülkeden, İrlanda'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden pek çok arkadaşımız geldi, ziyaret etti. Onlara bilgiler verdik. Biz tabii ki yurt dışına da açılan bir firmayız. Sadece iç pazarda değiliz. Yurt dışında zaten Amerika'ya bu S3000 dediğimiz mibzer ve toprak işleme makinesini ihracatını yapıyoruz zaten. Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Onunla ilgili yani çok sıkıntımız yok. Ben biraz daha Anadolu'da, evet, yurt içinde ve Konya bu yönüyle çok değerli, güzel bir lokasyon, güzel bir fuar. Çok iyi şeyler olacağına inanıyorum. Şu ana kadar da oldu, bundan sonra da olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Zahit Bey. Bereketli, güzel bir fuar geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkürler.